biliyorsunuz diyetten açılmışken 3 günde 2 kilo verdiren bir diyetin detaylarını paylaşacağız bugünkü yayınımızda. Kulağa hayal gibi geliyor ama mümkün. Hatta hiç aç kalmadan. Peki ama nasıl? Sözü hemen Burcu Kuru ve diyetisyen Gamze Şanlı Ak'a bırakalım. Burcu, sizi dinliyoruz. Fazla kilolar pek çok kişinin derdi ama özellikle bazı zamanlarda çok daha fazla dert oluyor. Ne zaman mı? Bunlar bir davete, düğüne, derneğe katılacakları zamanlar. Peki ne yapacağız? Bir anda 5-10 kilo vermek tabii ki mümkün değil ama birkaç gün yediklerimize, içtiklerimize dikkat ederek o aldığınız yeni elbisenin içine çok daha rahat ve şık görünerek girebilirsiniz. Ne yapmamız lazım? Yanımızda diyetisyen Gamze Şanlı Ak var. Birkaç günlük bir diyetle korse giymeden işte biraz daha fit görünerek o davete katılmamız mümkün mü? Evet, mümkün. O yüzden 3 günlük bir program vereceğim şu anda. Menü olarak planlayacağız bunu. Özellikle ödem atarak ve aynı zamanda bu söylediğim kombinasyonları uygulayarak dediğiniz gibi elbisenizin içinde daha fit olacağız. Hem ödemimizi atacağız hem de karın bölgemizde daha ince gözükeceğiz. Karın bölgeyi eriteceğim. Evet, onun için bir program hazırlıyorum. Şimdi başlayalım. Kahvaltıyla başlayalım. Kahvaltımızda mutlaka bir yumurta olsun istiyorum. Çünkü yumurta bizim anne sütünden sonra en kaliteli ikinci proteinimiz. Hem de çok uzun süre tok tutuyor. Bununla birlikte 1/4 avokado isteyeceğim yanında. Çünkü yumurtayla avokado birlikteliği yapılan çalışmalarda karın bölgesinde çok güzel yağ azaltıcı etki gösterdiğini bize kanıtlamış durumda. Ama 1/4 olacak çünkü yağ miktarı yüksek olduğu için kalorisi de yüksek. Burada çam fıstığı var, bir yemek kaşığı kadar. Neden çam fıstığı kullanıyorum? Ancak yüksek kalori aslında. Ama yapılan yine çalışmalar içerisindeki pinolerik asitle özellikle karın bölgesindeki yağlanmayı azalttığını gösteriyor. Bir yemek kaşığını geçmediğimiz sürece mutlaka ekleyelim istiyorum. Ve son olarak da üzerine böyle bol limon sıkılmış yarım demet maydanoz ekleyelim istiyorum. Çünkü sabah bu kombini yaptığımızda özellikle ödemlerden de arınmış olacak. Ekmek yok. Ekmek yok. Yumurtayla idare. Evet, yumurtayla uzun süre zaten tok kalacağız. Şimdi öğleden önce bir ara öğün yapacağız. Ara öğün öncesinde de şöyle bir hem ödem atıcı içecek hazırlayacağım size. Şurada içerik olarak baktığımızda kiraz sapımız var. Bir tutam kadar kiraz sapı koyuyorum. Sıcak suyumuzun içerisine kaynatmayacağız bunları. Bir tane çubuk tarçın koyuyorum. Birazcık mısır püskülü koyacağım. Çünkü mısır püskülü de çok güzel bir ödem atıcı kirazla birlikte. Aynen öyle. İçerisine birazcık zencefil dilimleri koyacağım. Bu da hem bağışıklığımızı da arttıracak. 2 tane de karanfil koyacağım. Ben de karanfil koyduk. Ondan sonra limonlar da içine mi? Evet, içerisine koyup bunu böyle 5 dakika kadar demlemenizi istiyorum. Demledikten sonra gün içerisinde bunu içmenizi isteyeceğim. Çay yerine bunu içeceğiz. Çünkü çok güzel bir ödem atıcı içecek olarak karşınıza çıkıyor. Bağışıklığı da güçlendirecek. Evet, ilk ara öğünümüzde 5 tane fındıkla beraber ya da bademle birlikte tüketmenizi istiyorum. Ara öğünümüzü de yaptık. Şimdi gelelim öğlen yemeğimize. Öğlen yemeğimiz için çok güzel bir detoks çorba hazırlayacağız. Malzemeleri sayayım. 2 tane kabak var. Ben bunları dilimledim. 2 kabağı bu tenceremizin içerisine koyuyoruz. Bunlar çok güzel bir ödem attırıcı. Burada 2 kabak kullanıyorum. Aynı zamanda bağırsak da çalıştırıyor herhalde. Evet, bağırsaklarımız da çalıştırıyor. Böyle bizim için de avantaj olacak. 2 tane soğan kullanacağız. 2 kabak, 2 soğan. 2 tane domatesimiz var taze. Bayağı güzel bir çorba oluyor. Ama ben genelde bunu blenderize etmeyi istemiyorum. Çünkü eğer hani hiç tüketemiyorum derseniz sadece blender yapın. Yoksa böyle taneli olarak tüketmeniz benim için daha avantajlı. Neden? Çünkü daha uzun süre tok tutuyor. O yüzden bu şekilde. Çorba, ekmek de yenmeyince yanında. Evet, aynen öyle. Böyle tok tutması için. Yanında maydanoz ya da dereotu olabilir. Çünkü içerisine koyacağız. Bunlar da yine detoks etkili. Aynı zamanda da ödeme atmaya yardımcı olacak. Bir tane de kırmızı C vitamini için kırmızı biberimiz var. Bunu da koyuyoruz ve içerisine de 1 litre kadar su koyup şöyle
İyice haşlanacak mı bunlar yoksa biraz diri mi kalacak hani diyetlerde olabilir? Evet aynen öyle. Aslında biz normalde sebzelerin diriliğinin birazcık daha kalmasını tercih ediyoruz. Ancak bunu bu şekilde kaynatarak da yapabilirsiniz. Aşağı yukarı bir 15 dakika kadar 20 dakika kadar kaynatmanız yeterli. İçerisine baharat ekliyoruz. Tuzunuz çok az miktarda olsun ödem yapmaması için. Ya karabiber olabilir, pul biber olabilir, zencefil, zerdeçal olabilir. Bu şekilde kullanabiliriz. Ben bunu ekmeksiz yemem diye düşünenler olabilir ama içerisine 2 kaşık da bulgur ya da kinoa koyduğunuzda bizim için avantaj yaratacak. Ekmek yerine bulgur. Aynen. 3 öğlende bu çorbamızı kaynatıp bu çorbamızı içiyoruz. Bu çorbanın bir özelliği de doyana kadar içebilirsiniz. Dolayısıyla doyduktan, yedikten sonra acıkırsanız tekrar kaynatıp içebilirsiniz. 2 kase sınırımız yok. Birkaç kase. Zaten toplamda 150 kalorilik ya da 200 kalorilik bir zaten çorba oluyor. Dolayısıyla istediğimiz kadar içebiliyoruz. Daha sonra peki tekrar akşama kadar bir ara var, bayağı bir ara evet, var. Evet, dolayısıyla aslında saat 5 öğünü en güzel ve en çok acıktığımız ara öğün. Dolayısıyla sihirli 5 diyoruz biz ona. Ekler, poğaçalar olmayacak ama. Olmayacak. Kivi kullanıyorum, bir tane kivi. Çünkü C vitamini kaynağı olduğu için kivi özellikle metabolizmayı hızlandırıcı ve yağ yakıcı etki gösteriyor. Onun yanında da bir tane şöyle 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanacağım. Az yağlı bir yoğurt. Beraber kombin olarak tüketmeyi öneriyorum. Yine yağ yakımı ve ödem atımı açısından. Akşam yemeğimize baktığımızda ise özellikle ızgara et olabilir, tavuk olabilir. Genelde beyaz et gibi tercih edilmesini tercih ediyorum. Ya da hindi olabilir. Bunlardan tercih edip aşağı yukarı bir avuç büyüklüğünde gibi. Yanına böyle ızgara biber olabilir, domates olabilir ya da birazcık salata koyabilirsiniz. Böyle bir kombinle akşam yemeğimizi tamamlıyoruz. Akşam yemekten sonra ne yapıyoruz? Özellikle kefir kullanmayı önereceğim. Çünkü kefir de hem bağışıklık sistemini çok güzel destekliyor hem de güzel yağ yakımı sağlıyor. Bununla birlikte de o ödemin atılmasını da sağlıyor. O şişkinliklerin giderilmesine yardımcı bağırsakları hızlandırdığı için bu şekilde de kullanabiliriz. 3 günde ne kadar kilo ve ödem su atarsak vücudumuzdan ne kadar toplamda vermiş olabiliriz? Aslında hepimizin merak ettiği aslında bu diyeti yaparsak ne kadar kilo verebiliriz? Haklısınız. Ortalama 1,5-2'ye yakın kilo kaybı olabiliyor. Tabii orada yürüyüşü de eklersek yediğimizde. Bu şekilde gibi düşünebilirsiniz ama normal bir birey eğer spor yapmıyorsa aşağı yukarı 1 kilo civarında kesin 3 gün içerisinde atacaktır. Peki 3 gün davete gittik ama kilo verdim diyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Kaç gün daha bunu devam ettirebiliriz? Normalde maksimum 7 gün kadar uygulamak öneriliyor. Daha sonrasında mutlaka besin çeşitliliği yaratmak bizim için önemli olacaktır. Çok teşekkür ediyorum efendim. İşte hazırladık aslında çok da zor değil ve de aç kalmadan her öğüne hatta ara öğünlerine bile doyurucu vitaminli ürünler koyarak sebzeler meyveler koyarak bir ürün sofra hazırladık. Burada ve bir haftada yaparsanız bunu neredeyse 3-4 kilo kadar vermeyi vaat ediyor bu diyet diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Burcu Kuru ve konuğuna teşekkür ediyoruz.